Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa görüyorsanız ben Emine. Bugün sizlerle yine bu dava serimizin devamını çekiyorum. Bu seriye hala bir isim bulamadık, ben anket yapmadığım için. Bu yüzden beni Instagram'dan ve YouTube topluluk alanından takip ettiğinizden emin olun. Büyük ihtimal anketleri orada yapacağım. Yine hala bir isim fikriniz varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. İsimleri katarım. Çünkü isimleri kaydettim, sadece anket yapmak kaldı. Umarım bir dahaki dava videomuzda artık bu serimizin bir ismi olmuş olacak. İnşallah artık sonunda bir isim bulup bu işi bitireceğim. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve beni desteklemek isterseniz videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder ve beni desteklemiş olursunuz. Ve artık videoya geçeceğiz. Ama videoya geçmeden önce her zamanki uyarımı da yapayım. Ben genellikle videoların başında yazılı bir uyarı yapıyorum. Bu videoda özellikle konuşarak bir uyarı yapmak istedim. Çünkü bu video 8 yaşındaki küçük bir kızı içeren bir video. Bu yüzden çok çok hassas bir video. Eğer ki 18 yaşından küçükseniz özellikle veya bu tarz davalara çok hassassanız lütfen izlemeyin. Diğer videolarımı izleyin. Hani vloglarım var, daha başka videolarım var. Onları izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu video bir çocuğu içerdiği için eğer ki çok hassassanız izlememenizi öneririm. Evet, bu davadaki kızımızın ismi öncelikle Nayong, yani Nayongi diyorlar. Nayongi aslında bir takma isim. Kendisinin tabii ki de kimliğini koruması sebebiyle kendi gerçek ismi yayınlanmıyor hiçbir yerde. Bu olay 2008'in Aralık ayında yaşandı. Yani tam 11-12 yıl önce yaşandı. Ve olayın gerçekleştiği yer Ansan Gyeonggi-do Province diye bir yer. Gyeonggi-do. Ansan Gyeonggi-do diye bir yer. Ben zaten ekrana ismini yazarım ya da haritada bir koyarım. Burada bir fikriniz olur. Şimdi bu dava hakkında belirli bilgileri verdikten sonra olay örgüsüne devam edeceğim. Nayong 2008 yılının Aralık sabahında, böyle normal bir sabahta, kendi okulda giderken bir yabancı ile karşılaştı. Yabancının ismi Cho Tu-sun'du ve kendisi o zamanlar 57 yaşındaydı. Ve Cho, Nayong'u kendilerine en yakın olan bir kilisenin tuvaletine götürdü. Bu tuvalet bir kiliseye ait, umumi bir tuvaletti ve dediğim gibi Aralık ayındaydı. Ve Aralık ayında inanılmaz derecede soğuk oluyor. -11'leri, -16'ları falan görüyorsunuz. Ki normal bir montla bile dışarı çıkamıyorsunuz. Böyle padding denilen böyle kalın montlarla dışarıya çıkmanız gerekiyor. Ve düşünün, o soğukta onu ısıtıcısı olmayan böyle bir tuvalete götürdü. Ve burada olaylar birazcık karışıyor. Lütfen dediğim gibi ilerleyebilirsiniz, atlayabilirsiniz isterseniz videoyu. Detaylara inmek zorunda kalacağım yani. Yine de detaylara inmeyeceğim olabildiğince ama birazcık olaylar karışacak bu kısımdan sonra, yine uyarımı yapmış olayım. Çok Nayong'u tuvalete götürdükten sonra ona tecavüz etmeye kalkışıyor. Bir yönle tecavüz etmiyor, yani birkaç yönle tecavüz etmeye kalkışıyor. Ve Nayong onu reddetmeye çalıştığında da ona çok ağır tokatlar atıyor ve onun yanağını ısırıyor. Ama öyle bir ısırık ki hatta Nayong'u bulduklarında kızın yanağında kocaman böyle kırmızı bir iz bırakıyor yani bu ısırık. Ardından Nayong'u bayılana kadar boğuyor. Ona defalarca tecavüz ediyor. Yani bu olaydaki en ağır şeyse, yani Nayong'un ömrü boyunca taşıması gereken bir hasar bırakan olaysa, çoğu DNA'sını temizlemek için oradaki musluğu açıyor. Soğuk bir su, biliyorsunuz dediğim gibi Aralık ayı çok soğuk. O suyu öyle bir açıyor ki Nayong'un iç organlarına onu ölene kadar takip edebilecek bir hasar bırakıyor. Bu konuda çok fazla detaya inmeyeceğim ama doktorlar onu ameliyata aldığında iç organlarının neredeyse simsiyah olduğunu söylüyorlar. O derece gerçekten berbat bir olay yaşıyor Nayong o gün. Ve Aralık ayının o günü 8 yaşındaki Nayong'u o umumi bir tuvalette defalarca tecavüz edilmiş bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi bırakıyor ve hayatına devam ediyor Bay Cho. Yani hiçbir şey olmamış gibi. Bildiğiniz bu işkence tam olarak 30 dakika boyunca sürüyor. Bu tüm 30 dakikalık bir işkencenin ardından Nayong, yani o kadar güçlü bir kız ki, kendisini o tuvaletten sürünerek dışarıya atıp kendisine bir yardım buluyor. Ve 8 saatlik acil bir ameliyata girmek zorunda kalıyor Nayong. Yani düşünebiliyor musunuz? 8 saat boyunca ameliyata giriyor. Ve şükürler olsun ki Nayong yani yine de hayatta kalmayı başarabiliyor. Gerçekten çok güçlü bir kız. Ama şöyle bir dezavantaj var ki,
dediğim gibi ömrü boyunca medikal bir destek almak zorunda. Hem fiziksel olarak hem mental olarak tamamen yıkılmış bir durumda bu olayı yaşadıktan sonra Naomi. Fiziksel olarak o acıya dayanmasını geçtim. Mental olarak yaşadıkları şeyleri nasıl kaldırabileceğini yani ben düşünemiyorum bile. Ve tabii ki de olay mahallinde bulunan parmak izleri ve kandaki o DNA tespitleriyle çoğu tespit edildi ve tutuklanarak karakola götürüldü. Çoğu tutuklandığında tamamen reddetti. Yani o kişi ben değilim, ben hiçbir şey yapmadım dedi. Ama tabii ki de polisler ona kendi DNA'sını sunduğunda işte ben sarhoştum ve hiçbir şey hatırlamıyorum gibi bir cevap verdi. Kendisi şöyle bir açıklama yaptı. Bu olay yaşanmadan bir gün öncesinden beri içtiğini, yani iki gün sürekli içtiğini ve sürekli sarhoş olduğunu ve o güne dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Ve bu konuların hiçbirisi yetmezmiş gibi polisler 8 yaşındaki Naomi'yi polis departmanına çağırdılar. Aralığın o soğuğunda 20 dakika boyunca taksi beklettiler. Ardından onu polis departmanına getirdiler. Sert sandalyede saatlerce oturttular ve 4 kere ifadesini almak zorunda kaldılar. Çünkü kayıt cihazının bandı dönmüyordu. 4 kere kızı o travmatik olayı anlatmak zorunda bıraktılar. Bunun herhangi başka bir yolu olabilirdi. Yani başka bir şekilde bu olay halledilebilirdi. Bu olaydan sonra babasının onları mahkemeye verildiği biliniyor. Ama mahkemenin nasıl sonuçlandığı bilinmiyor. Umarım maddi ve manevi bir ceza verilmiştir. Evet, aslında bu davayı bu kadar şöhretli, kara şöhretli yapan şey olayın örgüsü değil aslında. Olayın duruşma kısmı, yani olayın sonuçlanması gerçekten bu davayı inanılmaz derecede kara şöhretli yaptı. Naomi o kadar travmatik bir olayı atlatmış olmasına rağmen kendisini bunu yaşatan kişiyle aynı duruşma salonunda durmak zorunda kaldı. O kişiyle yüz yüze gelmek zorunda kaldı. Yani ben hani kendimi düşünmek bile istemiyorum ama düşündüğümde, o kişiyi karşımda gördüğümde ve defalarca gördüğümde neler hissedebileceğimi ben bile düşünemiyorum. 8 yaşındaki bir kız bunu yaşamak zorunda kaldı. Aslında ilk duruşmada çoğu müebbet hapis cezası alması gerekirken olaylar tamamen başka bir yola saptı. Şimdi ben bu duruşmadaki, bu davadaki beyanı okumak istiyorum size. Ben kendi imkanlarımla çevirisini yaptım. Çok güzel bir çeviri olmadı, ben çevirmen olmadığım için. Adam akıllı bir çeviri yapamadım ama umarım anlarsınız. Onunla geriye kalan şey duruşma ile ilgili olan anılarıdır. Ki bu davada saldırganın önünde defalarca ifade vermesi gerekti. Üstüne üstlük bunun midesinde bir delik açılmış, organlarının %80'i hala kanıyor ve yakında tamamen kana bulaşmış pedler kullanması gereken bir halde yaptı. Naomi, savunma avukatlarının peş peşe sordukları soruların verdiği travmadan zorla hatırlıyor. Onda alkol kokusu aldın mı? Ve o da evet diyor. O sadece gerçeği söylemesine rağmen bu dürüst ifadesinin daha sonra suçlunun cezasının azaltılmasına yol açacağını öğreniyor. Olayın nereye gideceğini anlamışsınızdır. Olay zaten bu konudan sonra sapıyor. Hasta bir şekilde kendi saldırganıyla aynı yerde bulunmak zorunda kalıyor. Ama ikinci paragrafta zaten bu olayın nereye saptığını öğreniyoruz. Şimdi sizinle Kore'de bulunan bir kanun hakkında konuşmak istiyorum. Shimshim Minyak isimli bir kanun. Eğer kişi fiziksel ve düşüncesel elverişsiz ise hükümün %100'ünü giyemiyor. Bir diğer deyişle kişi alkolün etkisindeyse kişinin düşünceleri ve kararları mantıklı değildir ve kişi tam ceza alamaz. Yani örnek veriyorum, bir kişi alkollü bir şekilde bir suç işledi ve bu Shimshim Minyak kanunu kullandı. Dedi ki ben alkollüydüm, hiçbir şey hatırlamıyorum, kendimde değildim ve bu yaptığım hareketler benim aslında kişiliğimi yansıtmıyor. Bu yüzden mahkeme onun alması gereken suç mesela 20 yıl hapis cezasıysa 10 yıla ya da belki de daha düşük yıllara düşürebiliyor. Şimdi bu konuda kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum. Çok fazla uzatmadan söyleyeceğim. Koreliler inanılmaz derecede alkol tüketiyorlar. Yani çok fazla alkol tüketiyorlar. Yani ben alkol tüketimine işte asla karşıyım, alkol işte tüketilmemi. Ben öyle düşünmüyorum. İnsan tabii ki de alkol içer, içmek istediği zaman içebilir. Ama bunun üzerine bir kanun çıkartılması da ayrı bir olay. Dediğim gibi çok fazla içiyorlar ve çok fazla saldırgan oluyorlar bu içtikleri için. Ve yani o kadar bir seviyeye gelmiş ki. Bununla ilgili bir kanun çıkartmışlar. Yani evet sen sarhoşsun, ne kadar içmiş olman önemli değil ve sen gitmişsin birisini öldürmüşsün, küçük bir çocuğa tecavüz etmişsin, birisini kaçırmışsın ama diyorsun ki işte ya ben sarhoştum, hatırlamıyorum ki yaptığım şeyi diyorsun ve sana diyorlar ki aa evet haklısın, sen sarhoştun, o kişi aslında sen değildin, bu yüzden işte biz senin işte 10 yıllık hapis cezanı 5 yıla düşürüyoruz.
Neyse ben daha çok böyle kendi fikirlerimi söyleyerek olayı saptırmak istemiyorum ama benim ne demeye çalıştığımı bence çok iyi anladınız. İlk duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırılan Cho, ikinci duruşmada bu Şimşin Miyak kanunu kullanıyor ve şöyle bir mektubu var, hatta mektuplarını da okumak istiyorum. Cho bu arada mahkeme süresince polislere neredeyse 300 tane mektup gönderiyor. Ve bu mektuplarda söylediği şeylerin iki tanesini ben söyleyeceğim şimdi size. Ben 8 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edebilecek hastalıklı bir canavar değilim. Ben şiddetli alkol kullanımının etkisindeyim. Beni mahvetti. Ve bu ikinci duruşmada Şimşin Miyak kanunu kullanıyor. İşte ben o gün hiçbir şey hatırlamıyorum. 2 gün boyunca sadece içtim ve sarhoştum ve bu yüzden hiçbir şey yaptığım hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben 8 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edebilecek bir canavar değilim gibi şeyler söylüyor. Ve Şimşin Miyak kanunu kullanarak başarılı olduktan sonra müebbet hapis cezası 12 yıla düşürülüyor. 12 yıl müebbet hapis cezası alması gerekirken 12 yıla düşürülüyor cezası. Şimşin Miyak kanunundaki maksimum ceza 15 yıl olmasına rağmen kendisi 12 yıl alıyor. İnanabiliyor musunuz? Şimdi Cho'nun bir geçmişine bakalım derim. Cho'nun geçmişte işlemiş olduğu 18 tane suçu var ve hatta birisinden bahsetmek isterim size. 2 tane sarhoş kavgasına tutuşuyor. Yani 2 kişi de sarhoş, Cho da karşısındaki kişi de sarhoş ve birisi ölümle sonuçlanıyor. Yani karşısındaki kişiyi öldürüyor ve ikisi de sarhoş olduğu için Cho hapiste sadece 1 yıl yatıyor. Sadece 1 yıl birisini öldürdüğü için kavgada. Sadece 1 yıl hapis cezası alıyor ve 1 yılın sonunda serbest. Cho 2020'nin yani bu yılın Aralık ayında serbest bırakılacak. Cho'nun karısı onun suçlu olduğunu düşünmüyor. Cho'nun gerçek kişiliğinin çok saygılı, çok samimi, çok sevecen birisi olduğunu söylüyor. Ama sadece alkol aldığında çok fazla saldırgan olduğunu söylüyor ki yakın arkadaşları da onun böyle olduğunu söylüyor. Bu yüzden karısı onu hiçbir şekilde suçlu bulmuyor. Cho'nun hapiste kalabilmesi için bir proje çıkartıldı ve yaklaşık 8000, bildiğim kadarıyla 8000 tane imza toplandı. Mahkeme şöyle bir açıklamada bulunuyor. Onu hapiste tutabilecek bir kanunları olmadığı için Cho bu yılın 2020 yılının Aralık ayında serbest bırakılacak. Serbest bırakıldıktan sonra 5 yıl boyunca Sex Offenders listesinde, yani Public Sex Offenders listesinde bulunacak onun ismi. Şimdi Public Sex Offenders'ı ben size anlatmak isterim. Bunun Türkçe bir karşılığı yok açıkçası. Yine Amerika'da yaşandı diyebiliyorum. Kız çocuğunun canice tecavüze uğrayıp katledildikten sonra kızın ailesinin ortaya çıkarttığı bir girişim ve bence mükemmel bir girişim. Örnek veriyorum. Nereden diyeyim? İstanbul'da işte atıyorum Kadıköy'de yaşıyorum. Ben şimdi Kadıköy'de, Kadıköy'ün bir semtine ya da bir mahallesine taşınmadan önce bu Public Sex Offenders listesine bakabiliyorum. Eğer ki benim taşınacağım mahallede, eğer ki bu listede ismi bulunan birisi varsa ben o mahalleye taşınmak istemem değil mi? Yani onunla aynı mahallede bir çocuk büyütmek istemem ve çoğunun ismi de 5 yıl boyunca bu Public Sex Offenders listesinde bulunacak. Polisler de sürekli kayıtta bulunuyor onları. Yani hani nereye giderlerse, ne yaparlarsa falan onları sürekli takip etmek zorundalar polisler de. Ve elektronik bileklik kullanması gerekeceğini söylüyor devlet. Ama şimdi size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz, bilmiyorum biliyor musunuz? Ben bu dava olayları da çok fazla iç içeyim. Yani dünyanın neresinde oluyorsa bu davaları ben çok fazla araştırıyorum. Çok fazla eminim ki elektronik bileklik ya da public sex offenders'te olan yine de bu tarz cinayetleri işleyen, bu tarz suçları işleyen çok fazla kişi var. Yani bildiğiniz elinde ya da ayağında, bileğinde bir elektronik bileklik olup da bir iki kişiyi öldüren dava var bu konuyla alakalı. Bu yüzden bunlar %100 çözümler değil. Cho'nun eşi onu savunduğunu söylediğim için zaten Cho hapisten çıktıktan sonra eşinin yanına gideceği söyleniyor. Cho'nun kaldığı yerle Naomi'nin kaldığı yer çok yakın, aynı mahalledeler neredeyse. Yani aynı semtte yaşıyorlar. Şu anda Naomi büyük ihtimal 20 yaşında falan olması gerekiyor ve kendisine bunu yaşatan kişiyle aynı mahallede kalmak zorunda bile kalabilir. Hani şey diyebilirsiniz işte neden taşınmıyorlar ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Neden saldırıya uğrayan kişi taşınmak zorunda kalsın birincisi? Yani neden kendisi kaçmak zorunda kalsın? Ve ikinci şey ise Kore'de taşınmak o kadar da kolay değil. Çok fazla maddi ve manevi harcamalar yapmanız gerekiyor taşınmak için. Ve Naomi'nin babası ona bakmak için zamanında işten çıkmıştı. Durumları da çok iyi olmadığına göre taşınmaları birazcık daha zor oluyor. Neyse artık davamızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok fazla sinirlendim. Umarım
Yani gerçekten umarım ki eğlenerek ve beğenerek izlemişsinizdir. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu Şimşim Miyak isimli kanunla alakalı düşünceleriniz varsa ya da benim bir eksiğim varsa benimle paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi umarım eğlenerek ve beğenerek izlemişsinizdir. Sesim kısılıyor. Bu tarz dava videolarının devamının gelmesini isterseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Benim için çok önemliler. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.